Arkadaşlar merhaba. Şimdi Segway Daimler skuteri geldi elimize. Sıkıntısı bunu anakartı yanmış. Bizden anakart aldılar. Anakartı gönderdik. Dediler uyumadı. Ekranda şarj göstergeleri falan göstermiyor. Olabilir. Ekran farklı, anakart farklı olunca yazılımsal iş. Yani ikisini uydurmak için yazılımlarını düzeltmek lazım. Ama skuter bayağı kötü durumda. Neden? Bu skuterleri kiralıyorlar. Ondan dolayı kullanıcılar maalesef kendi skuterleri olmadığı için biraz eziyet veriyorlar. Skuterlere tecavüz ediyorlar. İki kişi binip çamurda her yerde kendi kafalarına göre kullanıyorlar. O yüzden bu çirkin hale geliyor. Şimdi arkasını çevirdim. Biliyorsunuz bataryası, anakartı ve hızlı şarj için şeyi var burada, modülü. Çünkü iki şarj giriş yeri var burada. Birisi hızlı, birisi normal. O yüzden gruplarda çoğu insan yani soruyor hangi skuter alsam olur, hangisi iyi falan filan diye. Genelde ben Ninebot'u tavsiye ediyorum, G30 Max'ını. Çünkü yani bu şekilde gördüğün zaman zaten belli. Anakartından, bataryasından, böyle şarj adaptörlerinden, modüllerinden hepsinden belli. Motoru da 10 inç sağlam. Ama 17-18 milyar civarında bu skuterler. Yine de amortisatör, süspansiyon falan filan olan yani 10 volara takılıyor insanlar. Millet anlamıyorum sadece süspansiyon için. Ama bu süspansiyon olmasa bile çok güzel yani gayet yumuşak skuter sayılır. Önemlisi bir de kalite. Su geçirmez. Şu anakartlarından da belli zaten. Su geçirmez. Orijinal silikonu var fabrikasyon. Ekranları da aynı şekilde. Sadece soketler olabilir ama onu temizlese olur yani oksitlanmanı. Anakartı su geçirmez, bataryaları su geçirmez. Yani mükemmel yapılmış skuterlerden birisi, bir de uygun fiyatta. Tabii ki 17-18 uygun değildi ama bu kalitede 17-18 milyara bayağı uygun fiyat yani. Yazılımdan hızını oynasanız olur, yavaşlatsanız, çocuğu verirseniz ya da yükseltmeniz. Her şey olabilir yani. Bir de bataryası bayağı sağlam. 40-50 kilometre en az mesafe yapabilirsiniz. O yüzden herkese tavsiye ediyorum ama görüntü olarak o kadar ilgi çekmediği için millet tercih etmiyor bu skütürü. Görüntüsünü yani boş verin. Önemlisi sizi kışın yazın götürsün sağlam derseniz yani bu skütürü tavsiye ederim. 10 frene kampana, arkası elektrikli yani fren, motoru güzel, gayet de güzel. Neyse şimdi konu dışı oldu biraz. Biz beyni verdik. Orijinal beyin. Hatta orijinal olduğunu şu kassasından anlıyoruz. Çakmalarında AliExpress'ten alırsanız falan filan böyle yazıları falan filan olmuyor. Bir de böyle silikon olmuyor. Orijinal beyni taktik. Ekran zaten kendi ekranı. Şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi burada şarj işareti çıkıyor, sonradan kayboluyor. Çünkü anakartla ekran eşleşmedi. Bir de hata veriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 1 kısa. Yani 51 hatası yazılımsal demek. Ninebot'larda. İşte bunu şimdi düzelteceğiz inşallah. Arkadaşlar yazılım işlemleri tamam. İnşallah. Anakarttı. Kendi ekranını uyumlu yaptık. Şu anda sıkıntısı yok. Tabii ki yazılım yaparken ekranı da sökmemiz lazımdı. O yüzden şu anda açık kapakları. Gördüğünüz gibi artık şarj durumunu, pil durumunu yani gösteriyor. Modlar değişiyor. Bluetooth şarjı çalışıyor. Şimdi gazını deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısız, arıza hatası yok.
Gayet de iyiymiş, Allah çalışıyor. Aynı skuterda aynı şekilde bir tane daha var. Onu göstermeme gerek yok. Onda da aynı sıkıntı. İki taneydi bu skuterda. Yani iki tane anakart vermiştik. İkisini de çalıştıramadılar. O yüzden bizi gönderdiler. Biz yardımcı oluyoruz. Bunu ikincisi de daha yukarıya almadık. Şurada duruyor. Sizde de böyle Ninebot, Xiaomi'leri yazılımsal işlemler varsa, sıkıntılar varsa gönderebilirsiniz. İnşallah yardımcı oluruz. İletişim adres bilgilerimizi videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bırakıyorum. Oradan iletişime geçebilirsiniz.